Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan örgü başlayacağız arkadaşlar. Tırtıllı başlayacağız. Yakadan başlamalı hırkalarda, kazaklarda, yeleklerde çok güzel duran bir başlangıç. Ben misinalı şişle başlayacağım. Şiş numaram 3,5. Şimdi beraber yapım aşamalarına geçelim. Ve bir düz bir ters başlıyorum. Ondan sonra değişik bir teknik kullanacağım. Çok da güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi normal 82 tane ilmeğimi atacağım. 82 ilmekle başlıyorum. İlmeklerimi başladım. Şimdi ilk sıra ve arkadayız arkadaşlar. Bir ters bir düz yapacağız. İlk ilmekten sonra ters ilmek olacak. Bitişte de aynı şekilde ilk ilmekten sonra ters ilmeğimiz olacak. Ön sıradayım arkadaşlar. Bir sıra, bir ters, bir düz ördüm. Şimdi önden ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmekten sonra bakın şu şekilde düz ipimi aldım. Çevirdim. Ve düz örüyorum. Ters örgülerimi ters, hiç değişmiyor. Sadece bu sıraya ait düzlerimi böyle çeviriyorum. Güzel tırtıllı bir görüntü başlangıç oluyor arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri sağ şişimi alıyorum, çeviriyorum, tekrar bir düz örgü örüyorum. Çok kolay ve sıkı duruyor. Yakalarda çok güzel duruyor arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Bakın, bu şekilde devam ediyoruz. Bitirdim arkadaşlar. İki sıra yapmış oldum başlangıcımdan. Bakın, bu şekilde çok güzel bir başlangıç oldu. Şöyle tırtıllı bir başlangıç oldu. Bundan sonra ben haroşaya geçeceğim ama siz isterseniz bir ters, bir düz, iki sıra daha devam edip haroşa da yapabilirsiniz. Direkt haroşaya da geçebilirsiniz. Yani o size bağlı. Ben şimdi düz örgüye geçeceğim. Hepsini düz öreceğim. Ve haroşa görüntüsü elde edeceğim. Bütün örgüleri bu şekilde önden ve arkadan düz olarak öreceğim. Şimdi arka sıradayım. İlk modelimi çevirdikten sonra
arkadan bir, önden bir, arkadan bir, 3 sıra ördüm. Şu anda arka taraftayım arkadaşlar. Kenarları da değişik bir teknik yapacağız beraber. Şimdi şu 2 tanesini örmeden alacağım. 2 ilmeğimi örmeden al. 2 ilmeğimi şimdi önden öreceğim. Arkadan örmeyeceğim. 1 2 2 ilmeğimi arkadan ördüm. Şimdi ilk iliğimi burada açmak istiyorum. İlk iliğimi 3 ilmekten sonra açacağım. Şöyle bir tane artırmamı yaptım. Şu 2 ilmeğin ikisini bir topladım ve burada ilk iliğimi açtım. 3 5 6 7. 7 tane ön pat bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ayrımları yapacağız. 7 tane ön pat. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane öne bırakıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Ayrım yerlerine ben 2 tane bırakacağım. Tekrar bir arttırmamı yapıyorum. Kola 9 bırakacağım. Kolumuz 9 olacak. 3 4 9. 9'dan sonra yine bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane ayrım yeri. Tekrar ve arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de arkaya geçtim. Arkayı 25 yapacağım. Arkaya 25 ilmek ördüm. Şimdi tekrar ayrım yerlerine geldim. Bir arttırma, 2 düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Yine koldayım arkadaşlar. Kolu da 9 yapmıştık. Yine 9 yapıyorum. Ön pata geldim. 7 tane bırakmıştım. 7. Şimdi ön pat, sadece ön patları bakın. Normalde ben düzleri şöyle alttan ipi atıyorum ama sadece ön patları şu şekilde. Sinem'in. 2 3 4 ve 5. Bu 2 tanesini örmeden ip arka tarafta örmeden alıyorum. Kenarları hep 2 tane örmüyorum, dönüşlerde örüyorum. Yeleğimizin başlangıcını yaptık. Bir dahaki videomda da ben fare dişi modeli uygulayacağım arkadaşlar. Beraber onu yapacağız. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.